Kocaeli'nin televizyonu TV41 ekranlarından merhaba, hayırlı akşamlar. Evet, değerli izleyenlerim, bu haftaki ekonomi kulübü programımıza hoş geldiniz. Program akışıma geçmeden önce bugün an itibariyle ilginç sürprizler ve bir anı yaşadım. Programı öncelikle onunla açmak istiyorum. Bizler, yani yeminli mali müşavirler, mali müşavirler ve serbest muhasebeciler her zaman için zaten işleri yoğundur. Ama bir de yıl sonu yaklaşınca işlerimiz hayli bir şekilde daha da yoğunlaşmış oluyor. Ondan sebep de bu hafta programımızda değerli konuklarımız olamamışlardı, olamayacaklardı. İlk önce değerli Bülent Üstad'ımı aradığım zaman, arkadaş biz bu hafta sonu yurt dışındayız, programımızda olamayacağız demişti. Şükrü Üstad il dışında oluşu nedeniyle programda olamayacağını beyan etti. Değerli Gökhan Üstad'ımız da bu hafta sonu itibariyle evlilik yıl dönümü olduğundan dolayı bu programa katılamayacağını dile getirdi. Öncelikle değerli Gökhan kardeşimin evlilik yıl dönümünü kutluyorum. Daha nice yıllara diliyorum. Yusuf Üstad da iş yoğunluğu sebebiyle aramızda olamayacağını beyan etti. Ben de sağ olsun Sayın Şükrü Dilaver bizim altyapımızı bugün çok iyi bir şekilde oluşturarak gerek grafikler açısından gerekse mali konular açısından altımızı doldurarak bize katkı sağladı. Ona da buradan ayrıca teşekkür ediyorum. Programımızı ben bu hafta tek başına sunacaktım. Derken akşamüstü saat 4'te bir telefon aldım. İlginç dedim ya, sürpriz. Baktım telefonun karşısında sevgili Bülent. Dedi ki abi ben yurt dışından döndüm. Ayağımın tozuyla seni yalnız bırakmayacağım. Bu akşam programa katılacağım ve geleceğim. Hemen hazırlıklarımı yapıyorum ve yola çıkıyorum dedi. Sağ olsunlar. Biz tabii bu şeyi aldıktan sonra, sürprizi aldıktan sonra ilginç programımızı kendisine paylaşmayı bekliyorduk. Fakat saatler ilerleyince ilginç bir olay daha gerçekleşti. Yoldan telefon ederek, kardeş dedi, sen programın açılışını yap, ben programın en azından ikinci yarısına katılabileceğim. Yolda bir trafik kazası var, yol tıkalı ve kapalı. Ondan dolayı dedi, üzgünüm. İlginçtir, böyle bir sürprizle ve bir anıyla bu akşam karşılaştık. Programı bununla açmak istedim. Ama ilerleyen saatlerde değerli üstadım, eski bankacı, finans uzmanım, yeminli mali müşavir Sayın Bülent Görer aramızda olacaklar. Evet değerli izleyenlerim, bu haftanın program akışına baktığım zaman Türkiye ve dünya ekonomisi gündemi, dün açıklanan Merkez Bankası'nın politika faiz kararı, bu hafta yayınlanan ekonomik veriler ve yorumlanması, geçen haftada yetiştiremediğimiz amortismana tabi iktisadi kıymetlerde dönem sonlarında amortisman hesaplanırken nelere dikkat etmeliyiz? Yüksek miktarda kasa hesabında tutulan paraların akıbeti, işletmeye dahil olan ve işte kullanılan veya kiralama yoluyla edinilen taşıtlara taşıt tanıma biriminin takılması zorunluluğu, bir de enflasyon muhasebesi nedir? Evet, program akışımız böyle gerçekleşirken değerli izleyenlerim, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktıktan sonra başlatmış olduğu Kurtuluş Savaşımızın zaferle sonuçlanmasından sonra 29 Ekim 1923 yılında ilan ettiği Cumhuriyet, Türk milletimize verilmiş en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir. İşte bu değer bizleri milli bir devletin onurlu bir şekilde özgürce düşünebilen, eşit hakları olan birer ferdi devletin tek ve gerçek sahibi haline getirmiştir. Eşit hakları getirmiştir. Türk toplumu millet olma bilincine ulaştırılmış, bireyi de vatandaş konumuna yükseltmiştir. Tarihimizin en büyük ve kapsamlı çağdaşlaşma hamlesi olan Cumhuriyet getirdiği yenilikler ve atılımlar ile
Türk insanının ufkunu genişletmiş, ekonomik, sosyal ve siyasal yaşantımız görülmemiş bir dinamizmi kazandırmıştır. Bu duygu ve düşünceler ışığında herkesin 100. yıl Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizin manevi huzurunda saygıyla eğiliyorum. Evet, 29 Ekim'de programımızı açarak diğer bir şekilde devam ediyoruz. Bugün gene Gazze'ye ve İsrail'e değinemeden geçmeyeceğim. Savaşın 21. günü, 3. Cuma'sı. Yine Kudüs'te namazaya gelenlere, Filistin halkına zulüm. Her hafta olduğu gibi bu hafta da görüntüler, kareler aynı. İsrail şiddeti, Filistinlilere saldırı, insanlık dışı hamle. Daha kaç insanın ölmesi lazım? Evet sayın yönetmenim, bir fotoğraf karemiz var. Onu ekranlarımıza yansıtırsak. Evet, fotoğraf karemizde gördüğümüz gibi. Dedik ya, daha kaç insanın ölmesi lazım? Fotoğrafın üstüne baktığımız zaman, yıllar önce Fransa'da uygulanan bir terör olaylarında 12 insan ölmüştü. Ve tüm dünya ayağa kalktı. O karede gördüğünüz gibi Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, İsrail ve tüm dünya ülkeleri birbirinin koluna girerek bu karede 12 insanın ölümüyle ilgili bir sunum yapmışlardı. Aradan zaman geldi ve geçti. İşte bugün Filistin'de tam 2000 çocuk öldü. Ve dünyaya baktığınız zaman işte fotoğrafın karesinde görebiliyorsunuz. Evet, ölen 7028 kişi isimleri de yayınlandı. İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırısında 20 gündür devam eden can kaybı her geçen gün artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail Gazze şeridinde düzenlediği saldırılarda ölen 7028 Filistin'in isimlerini yayınladı. Listede tam aynı aileden olan çok sayıda kişinin olduğu da görüldü. Aynı aileden 88 kişi öldü. Filistin'de İnsanlar Hakları Örgütü El-Hak'tan Asel El-Bajah yaptığı açıklamada listede yer alan İlk 80 ismin aynı aileden olduğunu ifade ederek, listenin devamında ise aynı ailelerden 70 kişi olduğunu daha belirtti. Ya İsrail, ne olursun insanların artık kucaklaşmasını bile unutturdun. Bunca insanın kanına girdin, soykırım uyguladın, insanları öldürüyorsun. Ya bu insanlar yarın öbür gün hiç mi birbirlerine kucaklaşamayacaklar? Hiç mi dost, arkadaş, ısım akrabı bulamayacaklar? Filistin İnsanlar Hakları Örgütü El-Hak'tan Asel El-Bajah'ın yaptığı açıklamada listede yer alan bu insanların ölümünden sonra Dünya Sağlık Örgütü Gazze'deki insanın ve sağlık krizi felaketlerin boyutlara ulaştığını dile getirdi. Ne bir hastanenin, ne bir suyun, ne bir elektriğin, ne bir ilacın kaldığını söylüyorlar. Bırak da insanlık namına bale yardımlar oraya ulaşsın. Sayın İsrail. Evet, değerli insanlar, bu hafta da Filistin, İsrail'le arada sırada geçen olaylara ancak bunlarla yorum yapabiliyorum. Ve dönüyorum. Program akışımızdaki olduğu gibi bu haftanın Türkiye ve dünya ekonomisi gündeminde neler oluştuğunu size aktarmaya çalışacağım. Türkiye 2022 yılı Eylül ayında 78.6 milyar TL açık veren merkezi yönetim bütçe dengesi 2023 yılının Eylül ayındaki bir önceki yıla göre %64.3 azalışla 129,2 milyar TL açık verdi. Merkezi yönetim borç stoku Eylül'de 6 milyar 69 milyon
1,600 milyar TL olarak gerçekleşti. Borç stokunun 2 milyar 153 milyon 200 bin milyar TL tutarındaki kısmı Türk lirası cinsinden 3 milyar 916 milyon 400 bin TL tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlarından oluştu. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketinde 12 ay sonra TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde %44.94 iken bu anket döneminde %45.28 oldu. 24 ay sonra TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla %23.87 ve %25.82 olarak gerçekleşti. Cari yıl sonu döviz kuru dolar TL beklentisi bir önceki anket döneminde 30.14 TL iken bu anket döneminde 30.05 TL oldu. Gayri safi yıllı hasıla 2023 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde %3.90 iken bu anket döneminde %4.1 olarak gerçekleşti. Evet, Türkiye'nin ekonomik gündeminde bu hafta bunlar olurken Amerika Birleşik Devletleri'nde neler oldu? Perakende satışlar Eylül'de beklentilerin üzerinde. Aylık bazda %0,7 arttı. Ağustos ayı perakende satış verisi de yukarı yönde revize edildi. ABD Merkez Bankası FED, küresel jeopolitik gelirlerinin kötüleşmesinin küresel piyasaları geniş çapta olumsuz etkileyebileceğini belirtti. FED, 5 kitap raporuna göre iş gücü piyasasındaki sıklığın azalmaya ve fiyatların mütevazi bir hızda artmaya devam etmesi nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nde ekonomik faaliyetler son 1,5 ayda çok az değişti. FED raporda Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinin görünümün istikrarlı olduğu veya daha yumuşak bir genişleme gösterebileceğini belirtti. FED Başkanı Powell, FED'in ekonomiyi ve enflasyonun yavaşlatmak için daha sıkı koşullara zaman tanımak için de geçen yıl agresif faiz artışlarının ardından şimdi politika konusunda dikkatli hareket ettiğini söyledi. Powell enflasyonun bu yaz düşüşe geçmesinden memnun olduğunu ve Fed'in ekonomik faaliyetlerin güçlendiğinde yönelik açık bir kanıt görmediği sürece faiz oranlarının tekrar yükselmesinin pek olası olmadığını ifade etti. Evet, Amerika'da bunlar gerçekleşirken Avrupa'ya baktığımızda Euro bölgesinde Eylül ayı enflasyonun bir önceki yılın aynı ayına göre %4.3 ve bir önceki aya göre de %0,3 ile beklentilere paralel artış gösterdi. Çekirdek enflasyon ise yıllık bazda %4,5'e gerileyerek beklentilere paralel gerçekleşti. Euro bölgesinde ZEV endeksi Ekim'de 2,3 seviyesine yükselirken -8 olan beklentilerin üstünde gerçekleşti. Almanya'da ZEV güven endeksi beklentileri Eylül'deki -11,4'ten -1,1'e yükseldi. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's, İngiltere'nin kredi notunu AA3 olarak tayin ederken not görünümünde negatiften durağına çevirdi. Avrupa'dan sonra Asya'ya baktığımız zaman da Japonya'da enflasyon Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3 artış gösterdi. Çin Merkez Bankası bazı ekonomik verilerin ekonominin istikrara kavuştuğunu göstermesi ve zayıf Yuan'ın daha fazla parasal gevşemeyi sınırlaması nedeniyle piyasaya beklentilerine paralel bir yıllık kredi faiz oranını LPR %3.45'te, 5 yıllık LPR'yi de %4,20'de sabit tuttu. Çin ekonomisi Temmuz-Eylül dönemine geçen yılın aynı dönemine göre %4.9 ile beklentilerin üstünde büyüdü. Peki diğer ülkelerde Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's, İsrail'in A1 olan kredi notunu olası bir düşüş için incelemeye aldığını duyurdu. Evet değerli izleyenlerim, bu hafta Türkiye ve dünya ekonomisindeki gündemi de böylece
sunmuş olduk. Evet, değerli izleyenlerim, program akışımızda gene dünkü Merkez Bankası'nın açıklamış olduğu faiz kararından bahsedelim. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan arttırarak %35'e çıkarttı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Merkez Bankası Başkanı Afize Gaye Erkan başlığında toplanarak kurulun faiz oranlarına ilişkin basın duyurusunda şunların kaydedildiğini dile getirdi. Para Politikası Kurulu, kurul politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %30'dan %35'e düzeyine yükseltilmesine karar vermiştir. Enflasyon 3. çeyrekte öngörülenin üzerinde gerçekleşti. Kurul, dezenflasyon en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması ve fiyatlanma davranışlarında bozulmanın kontrol altına alınması için paralel sıkılaştırma sürecinin devamına karar vermiştir. Enflasyon yılın 3. çeyreğinde öngörülen üzerinde gerçekleşmiş, son dönemde etkili olan ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile vergi düzenlemelerinin enflasyona geçici önemli ölçüde tamamlanmıştır. Yurt içi talepteki güçlü seyir, hizmet fiyatlarındaki katılık ve enflasyon beklentilerindeki bozulma ise enflasyonda yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam etmektedir. Bu çerçevede enflasyonun yıl sonunda enflasyon raporundaki rapor tahmin aralığının üst sınırına yakın seyredeceği öngörülürken aylık enflasyonunda ana eğiliminde düşüş gözleneceği de değerlendirilmiştir. Öte yandan jeopolitik gelişmeler enflasyon görünümünde petrol fiyatları kaynaklı risk oluşturmaktadır. Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarının etkisiyle dezenflasyonu 2024 yılındaki raporunda patika ile uyum şekilde tesis etmekte kararlıdır. Doğrudan yabancı yatırımlar, dış finansman koşullarındaki dengeli, seyir rezervlerindeki süre gelen artış, talepteki dengelenmenin cari işlemler hesabına desteği ve Türk lirası varlıklara yurt içi ve yurt dışı talebin artması fiyat istikrarının güçlü katkıda bulunacaktır. Sadeleşme süreci kademeli olarak ilerlemektedir. Politika faizi enflasyonun ana eğilimine getirecek ve enflasyonun orta vadede %5 hedefine ulaştıracak, parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlenecektir. Enflasyon görünümündeki belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir. Kurul mevcut mikro ve makro ihtiyati çerçeveyi piyasa mekanizmalarının işlevsizliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmektedir. Sadeleşme süreci etki analizinde dikkate alınarak kademeli olarak ilerlemektedir. Bu kapsamda Türk lirası mevduat payının arttırılmasına yönelik ilave adımlarla parasal aktarım mekanizması güçlendirmeye devam edilecektir. Kurul faiz arttırımının yanı sıra parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek, seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almayı sürdürecektir. Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve kurul fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda da elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecek. Kurul kararlarının öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçeve almaya devam edecektir ifadesini kullandı. Evet değerli izleyenlerim, şimdi geçen hafta, daha doğrusu bu haftaki yayınlanan ekonomik verilerin ve yorumlanmasını değerli üstadım Bülent Bey gelince birlikte yapacağız. Ben diğer mali konulara geçerek gerek meslektaşlarımı gerekse vergi mükelleflerinin buradan yardımcı olacak şekilde bir takım açıklamalarda bulunacağım.
Evet, değerli izleyenlerim. Geçen hafta yetiştiremediğimiz amortismana tabi iktisadi kıymetlerde dönem sonlarında amortisman hesaplanırken nelere dikkat etmeliyiz diye bir yazımız var. Bilindiği gibi vergi usul kanunun 315. maddesinde mükelleflerin amortismana tabi iktisadi kıymetlerin ATİK Maliye Bakanlığı'nın tespit ve ilan edeceği oranlar üzerinden irtifa edeceği, ayrıca ilan edilecek oranların tespitinde iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınacağı açıkça yazmaktadır. Bu maddeye istinaden Maliye Bakanlığı tarafından 333, 339 ve 365 nolu vergi usul kanunu tebliğleriyle ATİK listelerinde yayınlanmıştır. Belli dönem veya süreçlerde ATİK listesinde eklemeler ve değişiklikler yapılmaktadır. ATİK listesinde bazen aynı isimde farklı sıralarda sabit kıymetler olabilmekte ve bu sabit kıymet içinde farklı süre veya farklı oranlar olabilmektedir. Amortismana tabi iktisadi kıymetler listesinin 1-6 bölümleri arasındaki sınıflamalar tüm mükellefler için ortak hükümler içermektedir. 1-6 bölüm dışındaki sınıflamalar ise sektörel sınıflandırmaya tabi tutulmuştur. Sektörel sınıflanmadaki yer alan iktisadi kıymetler ise mükellefin faaliyet konulu dikkate alınarak tespit edilen ve bizzat üretim, imalat, hizmet vesaire aşamalarda kullanılan iktisadi kıymetlerdir. Bu durumda iktisadi kıymetin hangi satırdaki tutar ve oranının dikkate alınması gerektiği önem arz etmektedir. Peki bu durumda nasıl bir yol izlenmesi gerekmektedir? Fakat tahmin ediyorum sayın yönetmenim beni uyarıyor, bir reklam arası vereceğiz diyor. Biz burada kaldığımız yerde reklamlardan sonra devam etmek üzere. Reklam arası. Evet, değerli izleyenlerim, reklamlar öncesi vergi usul kapsamındaki Maliye Bakanlığı'nca yayınlanan amortismana tabi iktisadi kıymetlerin listelerinden bahsediyorduk. Derken reklam arası vermeden peki bu durumda nasıl bir yol izlememiz gerektiğini anlatacaktım. Bu arada sayın konuğum Bülent Görer, eski bankacı, finans uzmanım, yeminli mali müşavir aramıza katıldı. Hoş geldiniz değerli üstadım. Hoş bulduk, teşekkürler. Ben tabii ki hemen sizden kısa bir müsaade istiyorum. Tabii tabii. Konuyu tamamlayayım, tekrar size tamam, dönüş sağlayacağım. Evet, peki bu durumda nasıl bir yol izlemenin gerektiğini dile getirmeye çalışıyordum. 339 nolu vergi usul kanunu tebliğinde bu durumu izah etmiş. İlgili tebliğe göre mükellefler öncelikle faaliyette bulundukları sektörü tespit ederek hangi iktisadi kıymetin hangi sınıflamaya dahil olduğunu belirleyeceklerdir. Sektörel sınıflandırma iktisadi kıymetin ismi açıkça yazıyor ise öncelikle sektörel sınıflandırmaki süre ve oran dikkate alınmalıdır. Eğer sektörel sınıflandırma ATİK ismi açıkça belirtilmemişse bu durumda 1 ve 6 nolu sınıflandırma grubundaki süre ve oran dikkate alınmalıdır. Örnek olarak verirsek 7 nolu sınıflandırmada tarım sektörüne ait tarım sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın satın almış olduğu bir makineyi öncelikle 7 nolu sınıflandırmada olup olmadığına bakılacak. Daha sonra 7 nolu sınıflandırmada eğer makinenin ismi açıkça yazıyor ve bu sınıflandırmadaki oran ve süreyi dikkate alınmalı. Eğer almış olduğunuz makine 7 nolu sınıflandırmada ise ismi açıksa yer almıyorsa bu durumda az önceki bahsetmiş olduğumuz 1'e ve 6 nolu sınıflandırmaya bakarak süre ve oranlarını hesaplamış olacağız, belirteceğiz. Netice itibariyle doğru amortisman sınıfının belirlenebilmesi doğru vergi matrağının oluşmasını sağlamaktadır. Burada üçüncü bir ihtimal daha var. O da ilgili ATİK'in hem kendi sektör bölümünde
hem de 1 ve 6'nın o sırada açıkça yer almaması, böyle durumlarda sektör için belirlenen genel bir amortisman süresi varsa buna uygun oran üzerinden amortisman ayrılması gerekmektedir. Evet değerli izleyenlerim, anlatabileceğim vergi usul kanunu kapsamındaki bakanlıkça yayınlanan amortismana tabi iktisadi kıymetlerin değerlerine nelere dikkat etmemiz gerektiğini sizlere anlatmaya çalıştım. Hemen konuğuma dönüyorum. Evet değerli üstadım, ayağınızın tozunuzla hoş geldiniz. Yurt dışı dediniz, İstanbul'a indiniz. Beni aradınız, dediniz ki programa katılıyorum, sizi yalnız bırakmayacağım bu akşam dediniz. Fakat o kadar enteresan sürprizler böyle birdenbire gelişti ki biz tabii televizyonda programımıza gelirken siz bir kez daha bizi aradınız, dediniz ki yolda kaza var herhalde, trafik tamamen durdu. Doğru, doğru. Siz programı açın ama ben gene de Allah nasip ederse yetişeceğim. Tabiri caizse Anadolu tabiriyle kardeşim dedin, seni yarı yolda bırakmayacağım. Ben verdiğin sözü yerine getirdim. Hoş geldin değerli üstadım. Sağ olun, sağ olun Fatih. Şimdi programı açtığımız zaman üstadım, öncelikle program akışımızda neler olduğunu, Türkiye ve dünya ekonomisinin gündemi, dün açıklanan Merkez Bankası'nın politika faizi, bu hafta yayınlanan ekonomik veriler ve yorumlaması, geçen hafta yetiştiremediğimiz, az önce bahsettiğimiz amortismana tabi iktisadi kıymetler, onun yanında yüksek miktarda kasa hesabında tutulan paraların akıbetinin neler olabileceği, gene işletmeye dahil olan ve işte kullanılan veya kiralama yoluyla edinilen taşıtlara taşıt tanıma biriminin takılması zorunluluğu getirildi. Bir de enflasyon muhasebesi nedir dedik. Biz bunun ilk üçünü anlattık dilimizin döndüğünce, ama öncelikle sizden bu pazar biliyorsunuz ki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Fikir ve düşüncelerinizi almak isterim. Çok teşekkürler Faruk Bey. Sağ olun. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Yani 29 Ekim büyük bir coşku. İnanılmaz bir sevinç. Yaşasın Cumhuriyet diyoruz. Biz de esasında bugün programa böyle ayağımın tozuyla geleyim derken de yolda hazırladığım 100. yıla ilişkin bazı ekonomik veriler var. Yani daha doğrusu ekonomik değerler var. Hangi köşe taşlarından geçmişiz, neler kurulmuş? İlk 15 seneyi şöyle bir baktığımızda bugün için atılan temellerde ekonomik değerler nelermiş? Biraz onlardan bahsedeceğim. Dolayısıyla coşkuyu isterseniz yeri ve zamanı gelince Faruk Bey ekranlara yansıtarak tarih ilerleyelim istiyorum. Müsaadenizle ben böyle bir yine ekonomik verilerden biz başlayalım. Evet, biraz da geç kaldık, trafikte kaza vardı. Efendim tekrar iyi akşamlar diliyorum. Biz her zaman biliyorsunuz dövizle başladık, dolarla başladık. Yine dolarla başlayalım. Grafiğimizden hareketle gidelim. Gedik Yatırım'a teşekkür ederiz grafiklerinden dolayı. İsterseniz şöyle dolarla bir başlayalım. Evet, dolar haftayı 27 seviyelerinden başladı ama 28-17 seviyesinden, 18 seviyelerinden haftayı kapatmış olduk. Evet. Şöyle bir aylık bir serüvene bakalım dolarla. Evet. Bir ayda dolar nereden nereye gelmiş diye bakarsak, ya da yüzde kaç değer kazanmış, biz yüzde kaç değer kaybetmişiz. Efendim ekranlara yansıdı, tam bir ay önce 26.89'muş, 28-18 seviyelerinden %4.8 Türk lirası bir ayda değer kaybetmiş. Bu aslında tabii yine enflasyonla ilgili de konulara geleceğiz. Merkez Bankası'nın da kararını bu noktada yorumlayacağız. Ama Türk lirası bir ayda %4.8 değer kaybetmiş. Bunu da görmüş olduk. Evet. Tabii dolar endeksini sizlere biz bu ekranlardan çok yansıttık. Dolar endeksi doların 6 tane para birimine karşı güçlenmesini gösteriyordu. Biz de burada dolar güçleniyor mu diye baktık. Dolar bu hafta ve bu ay nasıl güçlenmiş ona bir bakalım isterseniz. Bir aylık veriye baktığımızda tam geçen ay başında yine buradayken yine 106'ydı. Evet. Ve bir düştü tekrardan ama bu son ataklarla beraber, Gazze olayıyla beraber yine merkeze çekilen bir dolar, yine gelişmekte olan ülkelerden çıkan bir dolar ve dolarda yeniden bir güçlenme trendini gördük. Evet. Ki hemen bir sonraki grafiğimize geçelim. Orada da yıllık bir trend nasıl gitmiş ona baktık. Yıllık trendde de bir sene öncesine göre başladığı yerden, yani 111'ler seviyesinin halen altında görünüyor. Evet, evet. Aslında dolar, evet doğru, yani bir haftadır güç kazandı ama bir yıldır da aslında değer kaybetmişti. Ufak ufak toparlanmaya başladı diyebiliriz. Peki o halde euro nasıl? Dolar euro grafiğine bakalım isterseniz. Dolar güçlenirken dolayısıyla 6 para birimi
ve Euro da ekranlara yansıdığı üzere zayıflamaya devam ediyor. Evet, 1.07'lerdeydi. 1.05'ler bandına geri çekildi. Her zaman bana sorarlar Euro TL kuru ne olacak? Böyle bir kur yok. Bu ekrandan sizlere evet, de anlatmıştım. Euro dolar, dolar TL çarpıyoruz. Dolar TL'nin yukarı gitmesinden dolayı da Euro'da o kadar bir düşme görmedik ama çok da yatay bir seyir var. İsterseniz Euro grafiğini de ekranlara yansıtalım ve bir sonraki grafiğimiz olan hararetli Merkez Bankası kararına gelelim. Evet. Efendim Merkez Bankası dün yine bir faiz artışına gitti. Öncelikle nasıl bir seyir var isterseniz grafiğimizden görelim. Bir görsel olarak hafızaları işleyelim. Gördüğünüz üzere yatay sonra düşen heterodoks, ortodoks vesaire Faruk Bey sonrasında da merdiven usulü yukarı giden 5 evet. puan 5 puan 5 puan bir şey görüyorsunuz. İş ilginç ama 8'den bir anda 35'lere kadar evet. gelebildi. Demek ki 8 yanlıştı. Hani şöyle de bir şey demiştik, hatırlıyor musun Üstad? Geçenki programda önümüzde seçimler vardı. Seçimlerden dolayı biz tahmin ediyorum Kasım ve Aralık ayı dahil olmak üzere hatta Ocağı da katarsak 40-45'ler arasında bu faiz oranlarının bulacağını dile getirmiştik. Doğru. Evet. Tahmin ediyorum bu basamak öyle öyle yukarıya doğru çıkıyor. Çünkü çıkması gerekiyor. Niye evet. çıkması gerekiyor? Türkiye'de biz şunu gördük. Yani çok yeniden hiçbir şey keşfetmiyoruz aslında Faruk Bey. Hı. Ekranlarda da yansıttık. Yani biz daha önceki uygulamalarda reel faiz ne zaman çok eksiye düşerse o zaman dolar TL'de ciddi kayıplar evet, gördük. Evet. Bu kayıplar sürekli ve düzenli hale gelince de enflasyonda baş başa kaldık. Evet. Öncesinde baskılanan bir döviz, sonrasında muhakkak o yay teorisi dediğimiz bir anda zıplayıveriyor evet. maalesef. Geçen sene 8'lerden işte 2021'de 18.40'lara, şimdi evet. 18.40'lardan bir sene kadar gidip seçim sonrası da şimdi 28'lere oturan bir dolar TL görüyoruz. Evet. Dolayısıyla bu yani bu bir politikaydı. Amacı vardı, o amacını demek ki gördü diyelim. Peki 5 yıllık bir grafiğe baksak ne göreceğiz değerli evet. izleyenler? 5 yılda faiz oranları nereden nereye gelmiş? İsterseniz bir de 8 nolu slaytımıza evet. geçelim. Bakın böyle bir iki basamaklı önce düşüş, tekrar bir yükseliş. Ondan sonra bir yataylık tekrar evet, düşüş derken yükselme. Evet. Şimdi bir sonraki grafiğe geçelim değerli izleyenler. Burada da sizlere reel faizle politika faiz arasındaki, enflasyon arasındaki korelasyonu göstermeye çalışacağız. Yani dolayısıyla bakın eksilerden gerçekleşen enflasyona göre 40'a 40 puana varan bir kopuş oldu. Sizin enflasyonunuz 53'lerde fakat buralarda bir yerlerdeyken enflasyonunuz çok düşük. Yani Faruk Bey bu olmaz. Değerli izleyenler. Biz bunu ne zaman bu kadar açarsak gördük ki ekonomide kur o kadar atak yiyor. Dolayısıyla kur atak yedi ve şimdi onu toparlıyoruz. Yani işin özü burada. Ama burada banka, Merkez Bankası'nın aslında kararlarında hep böyle bir cümlelerin altında bir şeyler ararız biz. Neden artırdı, ne diyor da artırdı, ne açıklama yapıyor? Dedi ki bir kere bir, enflasyonda yukarı yönlü baskılar devam ediyor. Doğru, evet enflasyonda bir artış halen var. Evet. Sayın Bakan da bir açıklama yaptı. Ben az önce o programı ki, şey yaptım. Söyleriz, yani hala işte bir yıla ihtiyaç var vesaire. Dedi. Evet, evet. Sonra dedi ki global riskler devam ediyor. Gerçekten de öyle. İşte görüyorsunuz jeopolitik evet. riskler var. Ve 2024 yılında bu enflasyonu düşürmekle ilgili olan bir politika uğruna bugün bir şeyleri feda ediyoruz. Evet. Aslında bunun göstergesi. Dolayısıyla da 3 tane gerekçe temelde sayarak enflasyon, riskler ve 2024 yılını kurtaralım ondan sonrası için biz dedi faizi artırmaya devam ediyoruz devam dedi. Edeceğiz, evet. O zaman bu bir güven de veriyor. Dolayısıyla bağımsız olduğunu da göstermiş oluyor. Kararlarını verebildiğini, baskı altında olmadığını bu yüzden de güven alıyor. Ama tabii konjonktür çok farklı maalesef dünyada. Gelişmekte olan ülke sınıfındayız biliyorsunuz Türkiye olarak ve bu ülkelerden bir para çıkışı var. Ne zamandan beri? Yaklaşık bir aydır. Evet. Çok sert bir çıkış var. Bu para çıkışı net olarak baktığımızda 9.3 milyara geldi bir ay içerisinde. Evveliyatında 25 milyar giriş vardı. Bakın bir sonraki slaytımızda size
nokta noktalı gösterdiğiniz yerde 26.5 milyar dolar evet. imiş Ekim başında. Dolar çıkışımız. Eylül sonu evet. kapatmışız. Hı-hı. Artıdayız. Evet. Biliyor musunuz? Artıdayız. Hı-hı. Sonrasında ne zaman bu İsrail-Filistin gerginliği başlıyor ve bu başladıktan sonra hızla para çekiliyor. İşte dolar endeksinin yükselişini gördük. Dolar TL'de bir tık yukarı gittiğini gördük. Evet. Ve burada şu anda 9.3 milyar evet. dolar bir net çıkış var. Evet. Yılbaşından bugüne. Yani aslında bu son bir ayda gerçekleşti. Ondan önce giriş vardı. Peki Türkiye'de durum nasıl? Türkiye'deki borsalardan da ufak ufak kaçışlar gördük. Biz yokken, biz bu ekranlara gelmediğimiz vakitte her hafta düzenli olarak son bir aydır dünyaya paralel olarak bizden de çıkış var. Evet. Peki ekranlara yansıtalım. Ekranlara yansıdı. Girişi gördük. Hükümet kuruldu. Bakın o kırmızının yukarı doğru çıktığı yerde yeni ekonomi yönetimi başa gelmişti. Fakat ne yazık ki birkaç haftadır çıkışları görüyoruz. Geçen haftada Türkiye'den borsalardan 107 milyon dolar çıkış var. Yabancı çıkmış. Peki Üstad şöyle diyelim. Dün Merkez Bankası kararı açıklanmadan evvel işte tahtakale serbest piyasaya baktığımızda hiçbir dalgalanma veya bir şey yoktu. Evet. Ama Merkez Bankası politika faiz kararını açıkladıktan sonra akşamüstüye doğru bir anda işte gerek dolar 28'leri aştı, euro da 30'ları aştı ilk etapta. Tabii borsada da ilginç bir düşüş kaydedildi. Burada nasıl bir yorum getirebiliriz? Bugün de biliyorsunuz tekrar şeyde borsada düşüş var ama şeyde dolarda ve euroda artışlar, hatta altındaki artışlar da devam ediyor. Ne dersiniz? Evet. Ya orası biraz bağımsız çalışıyor. Esasında Merkez Bankası kararından sonra dövizde çok ciddi bir hareketlilik görmedik. Görmedik. Yatay gitti. Evet. Eskiden faizi artırdığında daha aşağı gelen bir kur görürdük. Bugünlerde onu görmüyoruz. Ama Merkez Bankası verilerinden biz yabancıların çıktığını hep bir sonraki hafta görürüz. Evet. Yani dün akşam bir önceki haftayı gördük. Gördük, evet. Az önce size sunduğum. Bir hafta önce. Evet, bir önceki, geçen haftayı gördük. Evet. Bu haftaki çıkışı ise önümüzdeki hafta göreceğiz. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı bazı açıklamalar yaptı. O açıklamalardan sonra çok sert bir şekilde borsada bir düşüş gördük. Evet. Dün Merkez Bankası kararı üzerine tekrar, bugün işte bir toparlanma, bir daha. Yani bu ara biraz çalkantılı bir dönem geçiriyoruz Faruk Bey, haklısınız. Ama birazcık daha serbest piyasayla Merkez Bankası politikaları birbirinden kopuk gidiyor açıkçası. Evet. Evet. Yani esasında Merkez Bankası'nın biraz piyasanın önünde gitmesi doğal bir şey. Ama şu anda beklentileri karşılayan bir Merkez Bankası görüyoruz ki evet. bu da aslında bu anlamda da pozitif diyebiliriz. Peki dövizden borsadan bir çıkış var. Tahvile giriş var mı? Çok sınırlı. 4 milyon dolar gibi bir tahvile giriş oldu. Yatay gidiyor, görüyorsunuz sağ tarafta kırmızı çizgi böyle düze döndü. Yani uzunca bir süre düz gitmişti. Tekrar bir yataya döndü. 4 milyon dolar bir para değil Türkiye için. Evet. Gelmişler. Yani 107 milyon dolar borsadan çıkarken 4'ünü de bırakmışlar orada diyebiliriz. Evet. Bütün bu politikaların arkasına baktığımız zaman değerli izleyenler, kur kurulmalı mevduattan bir çıkış var. Bugün sabah uyandık. Bilmiyorum benden önce anlattınız mı ama Merkez Bankası'nın bir kararı vardı. Bu kararda artık menkul kıymet alımına ilişkin bütün o sınırlamaları kaldırdılar. Evet. Bu önemli, güzel, güzeldi. Evet, anlatmadım. Çok yani yeri gelmişken bahsetmekte fayda var. Merkez Bankası çok daha şu anda aktif bir oyuncu. Dün faizi açıkladı saat 14'te. Sabah uyandık. Yeni bir karar, yeni düzenlemeler. Bunlar inşallah piyasayı birazcık daha rahatlatacak düzenlemeler olacak. Bu düzenlemelerden sonra da göreceğiz ki piyasada ufak ufak bir kredi açılması var. Açılması fakat olur. Maliyetler çok yüksek. Kredi faizlerinde %55-60'lar şu anda biz piyasadan görüyoruz ve duyuyoruz. Dolayısıyla da daha yüksek maliyetle bir yıl daha var. Peki üstadım, bunu bu bahsetmiş olduğumuz konuyla ilgili şey yaptım, vardı şeyimi fakat ben daha henüz oraya gelemedim. Tabii anlatmamıştım. Şimdi bu şeylerde bankaların elleri güçlendiğinden dolayı kredi verimi olayında biraz daha evet. Açık gidecekler ama rakamların yani Merkez Bankası'nın politika faizinden sonra da kredi faizleri de yükselecek. Peki bunu kim alıp da nasıl hareket edecek? Bir de oradan bakmak lazım yani tüketici olarak. Ne dersiniz? Evet, yüksek faiz. Çok esasında tabii tüketimi biraz daha
yavaşlatmak için yapılıyor bu. Tüketim vadeler kısaldı biliyorsunuz. Evet. Uzun vade şu an halen yok değerli izleyenler. Hem tüketici tarafında yok hem ticari kredilerde yok. Yani ticari krediler halen 3-6 ay arasında sıkışmıştı. Yeni yeni bir yıl. Çok nadir görüyorum piyasada 2 yıl vadeli ticari taksitli kredi görülüyor şu anda. O yüzden ama bugün sabahki kararla beraber en azından vade biraz daha rahatlayacaktır. Çünkü gel benden 10 yıl vadeli hazine tahvili al demeyecek şu anda. Dolayısıyla bankalar elindeki mevduatı bağlamayacakları için rahat rahat kredi vermeye yönelebilirler. Şu an enflasyon yüksek. Biz yıllarca şöyle bir doğruyla geldik. Yani ben 25 yıldır bu piyasanın içerisindeyim. 25 yıldır bu fiyatları takip ediyorum. Verileri takip ediyorum. Bir enflasyon vardı. Üzerinde bir mevduat faizi olurdu. Yani 10 puan enflasyon diyelim. 12 puan mevduat. 15 puan da kredi olurdu. Evet. Böyle bir düzen vardı. Şimdi geliyorum 3 ay öncesine. Enflasyon 60. Kredi faizleri 20. Politika faizi 8. Bütün ayarlar bozulmuştu. Evet, çok ilginç. Şimdi 25 yıldır geriye dönüyorum. Enflasyon üstüne 2 puan faiz, üstüne 3 puan mevduat, üst 3 puan da kredi faizi olurdu. Şimdi dolayısıyla bu değişmeye başladı. Bu değişince bizim de artık buna göre adapte olmamız gerekiyordu ki bu adaptasyonu işte yaklaşık 2 sene kadar sürdürdük. Ama zorlandık. Şimdi ise yüksek bir maliyetle karşı karşıyayız. Evet işte. Burada belki şunu söylemek lazım değerli izleyenlere. Kur korumalı mevduatta hatırlarsanız 3 hafta önce burada bir grafik sunmuştum. Hı hı. Yaklaşık 16 milyar dolar bir çözülme var demiştim. Evet. Şimdi size bir grafik göstereceğim. Bu çözülme devam ediyor. Yani Merkez Bankası politikaları tutmaya devam ediyor. Evet, 139 milyardı 113.3 milyar hı. dolar karşılığına döndü. Şu anda kur korumalı mevduat. Evet. 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 Dolayısıyla böyle Merkez Bankası kararlarına baktığımız vakit Faruk Bey bu kararlar demek ki piyasada yerini buluyor. Buna ucube dediler. İşte yani devletin sırtında bir kambur dediler. Kur korumalı mevduatı bir yerde artık silkeleyip atmamız lazımdı. Ama bu politikalarla beraber yavaş yavaş çözülmeye devam ediyor. Ama en önemli şey çok değerli bir meslektaş arkadaşımız var. Haydar Bey'in kulakları çınlasın. Lütfen dedi Bülent'ciğim uyar. Kendisi de Üsküdar'da bir mali müşavir. Kur korumalı mevduattan dolayı hesaplara geçen bir açıklamaya bakmak lazım. Şimdi değerli izleyenler, bizi izleyen işletme sahipleri, mali müşavir, muhasebe müdürleri varsa bunu özellikle de burada söylemek isterim. Kur farkı geliri istisna kapsamında değil. Şimdi kur korumalı mevduatla ilgili bir istisna var. Sorun herkese, evet istisna var der. Fakat burada faiz, kar payı ve diğer kazançlar. Şimdi evet. Orada kur farkı sayılmadığı için kur farkı istisna kapsamında değil. Evet. Ama hesaba yatan paralara kur farkı diye yatırdılar. Şimdi bu çok tehlikeli bir şey. Buna bakmaları lazım. Yani daha sonra ciddi problemlerle karşılaşabilir işletmeler. Muhakkak dediğim gibi faiz, kar payı ve diğer kazançlar için istisna var iken kur farkı için istisna yok. Buna dikkat edelim lütfen. Eğer varsa kur korumalı mevduattan faydalanan işletmelerimiz bu kazançlarını açıklamalarına muhakkak baksınlar. Çünkü son dönemde yatanların çoğuna bakıyorum kur farkı diye. Kur farkı. O da vergilendirmeye tabi tutulacak. Evet, sıkıntı o zaten üstad. Evet. Evet. Tahmin ediyorum 100. yıla mı geçeceğiz? Reklamımız yoksa eğer. Tabii ben reklama geyim ki reklam arası vereyim. Diğer bölümde anlata gidelim üstadım. Bölmeyelim. Evet, bir reklam arası veriyoruz. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet değerli üstadım, programa katıldığınız zaman
yolda gelirken 100. yıl milli mücadele 100. yılıyla ilgili bir şeyler hazırladığınızı dile getirdiniz. Evet. Tahmin ediyorum o bölüme geçiyoruz. Zevkli bölüme geçiyoruz. Güzel, keyifli bölüme geçelim. Birazcık böyle bir eskiyi hatırlayalım. Peki. Ne yapmış atalarımız? Peki İslam. Nereden başlamış? Bir taraftan milli mücadele savaşı var. Bir taraftan politika var, askeri bir diplomasi var. Uluslararası diplomasi var, yurtta sulh, cihanda sulh politikası var. Ama ekonomi de devam ediyor. Evet. Şimdi değerli izleyenler, gerçekten hani ben bir cumhuriyet çocuğuyum. Erzurum'un bir köyünde doğmuşum. Sonrasında Ankara'da üniversiteyi okumuşum. Efendim müfettişlik yapmışım ve yeminli mali müşavirlik yapmışım. Bugün aşağı yukarı 76 kişilik bir ekiple beraber çalışıyorum. Şimdi böyle bir düzeye gelmek, bu ancak cumhuriyet döneminde olabilir. Evet. Gerçekten. Onun için yaşasın cumhuriyet diyoruz. O olmasaydı olmazdık diyoruz. Kesinlikle. Buyur. Şimdi efendim, iktisat kongresiyle başladı bana göre her şey. Çünkü önce temel atıldı. Daha cumhuriyet kurulmamış. Yani milli mücadelede savaş kazanılmış, düşman püskürtülmüş ama cumhuriyet daha kurulmamış. Bakınız 17 Şubat ve 4 Mart tarihleri arasında İzmir'de 1923. İktisat Kongresi yapılıyor. Evet. Şimdi hikaye çok da bir şey. Turgut Özakman'ın kitabı var. Cumhuriyet kitapları vardır. Hı hı. Oralardan falan okumuştum. Böyle işte Atatürk çağırıyor. Diyor ki gelin bakalım diyor. Siz diyor, o zamanlar tabii iki büyük ekol var. Kapitalizm ve komünizm. Siz komünizmin iyi yanlarını, siz kapitalizmin iyi yanlarını bir çıkartın. Bir çalışın, bir bakalım diyor. Çalışıyor iktisatçılar. Tamam diyor, senden diyor 5 tane alayım, senden de 5 tane en iyisini alayım ve döneyim diyor, ben diyor kendi politikamı oluşturayım. Çünkü güçlü bir devlet olmanın ancak iktisadi bağımsızlıktan geçtiğinin de farkında atamız. Ve burada 10 tane temel prensip kararı çıkıyor. Bu çıkan kararlara bakıyorsunuz, çok temel. Bir sonraki slaytımıza ben yansıttım ama. Ham madde mesela diyor, yurt içinde yetişen ve yetiştirebilen sanayi dalları kurulması. Bunu yıllar sonra İthal İkameci diye işte Ecevit yaptı. Efendim herkes bir şekilde şu anda da öyle teşvik veriyoruz ki aman yurt dışından ithal etmeyelim. Yurt buradan dışına yapalım, imalatını üretelim. Onun derdindeyiz. Evet. Tekelleşme, yabancı tekelleşmesinin önüne geçelim diyorlar. Sonra Cumhuriyet ilan oluyor vesaire ve 1924 başlıyor. Ekim işte geliyor. Kasım, Aralık ve 24 senesinin Ocak ayında. Bana göre ekonomik böyle hani ne derler gavurlar, milestone'lar derler ya, yani kilometre taşlarından bir tanesi de Türk, Milli Türk Ticaret Kongresi. Bu pek bilinmez, konuşulmaz. İstanbul'da gerçekleşiyor ve Ocak 1924 2000 diyoruz. Burada da bir takım kararlar alınıyor. Burada da çok önemli kararlar var. Çok kıymeti, harbiyesi gerçekten yüksek. Çünkü hem esasında bugün belki Tayyip Erdoğan'ın da, Cumhurbaşkanımızın da böyle bir politikası var. Müslüman Türk işbirliğini sağlamaya yönelik, efendim Türk Cumhuriyetlerini kucaklayan, aynı zamanda Müslüman camiasını kucaklayan bir politika gütmeye evet. çalışıyor. Şimdi o gün temelini atmışlar. 1924 Ocak. Evet. Orada İstanbul Milli Türk Ticaret Kongresi. Milli Kongresi, Kongresi evet. Bunun evveliyatı da var. Osmanlı döneminde de böyle bir girişim başlamış. Hı hı. Hamdi Bey bunu başlatıyor ama bunun kongresini yapıyor Mustafa Kemal Atatürk. Bu kongrede kararlar çıkıyor. Bu kararlar doğrultusunda kambiyo müessesini düzenliyorlar. Ki bir süre sonra da Türk parasını koruma kanunu çıkartacaklar. Evet. Yani bir kongre çıktığında, bir plan yapıldığında ya yapalım planı da dursun kenarda demiyorlar. Hemen harekete geçiyor. Harekete geçiyorlar, eylem planları yapılıyor ve gün be gün hayata geçiriliyor. Evet. Bakın 24 senesi, daha Cumhuriyet kurulalı 6 ay olmuş. Bir altyapı ve işte kablo, telefon biliyorsunuz, telgraf var o zamanlar. Altyapıyı kuvvetlendireceğiz. Bakır ve tele ihtiyaç var. Ergani bakır işletmesini. Evet. Ve devletleştiriyorlar bakınız. O zamanlar yine yabancılarda. Birçok şey yabancılarda. 184 tane ipi topu fabrika devralınmış Osmanlı'da. 14 bin işçi var. Yok. Sanayi yok. Her şey dışarıdan alınıyor. Ergani bakır işletmesini bakın temelini atıyorlar. Yeni işletme yapıyorlar. Var bir kısım. Evet, alalım diyor. Devletleştirelim. Büyütelim. Evet.
Sonra bugün çiftçinin köylü milletin efendisidir düsturundan hareketle diyorlar ki biz Ziraat Bankası. Ziraat Bankası niye var? O zaman üreticiye diyor kredi versin ve bunu bir kanunlaştırarak yapıyorlar. Öyle genel müdürün ya da yönetim kurulu yetkisinde değil, kanun yapıyorlar. Ve Nisan 1924'te Ziraat Bankası'nın kredi vermesi için kanunu çıkartıyorlar. O zamanlar ulaşım, tabii biz Türkiye'de yüksek hızlı treni falan kullanıyoruz ediyoruz ama o zamanlar şu günün neredeyse yarısını o günden geliyor altyapı. Evet, altyapısı doğru. Ve Atatürk tabii Anadolu-Bağdat demir yolunu devletleştiriyor. İşte o İzmir İktisat Kongresi'ndeki alınan kararlardan bir tanesi o. Evet. Yabancı tekellerini kırıyoruz. Ve bu, bakın, bu arşivlerden bulup koyduğum bir resim. Anadolu-Bağdat demir yolu çok önemli bir demir yolu. Evet. Orayı devletleştiriyoruz. Yetmiyor. Nasıl çalışacak bu demir yolları? Kömürle çalışacak. Hadi kömürü bul. Kömür iş etmiyor, evet. Ve Zonguldak, bir sürü işçinin de vefat ettiği, iş kazası geçirdiği, grizu patlamalarının olduğu. Benim babam da bir kömür işçisi idi. Rahmetli oldu geçen Allah sene. Allah rahmet eylesin. Zonguldak'ta taş kömürünün kurumunu kuruyorlar. Ve Türkiye'nin her yerine oradan kömür gönderiyorlar. Yetmiyor. Daha Cumhuriyet 8. ayında. Henüz 8. ayında ve diyorlar ki hadi devlet demir yollarını kuralım. O zamanki adıyla devlet demir yolları müdüriyet umumiyeti, yani genel müdürlüğü. Evet. Bugün çok şükür bir sürü yüksek hızlı trene biniyoruz. Keyfimiz yerinde ama o günlerden geliyor. Evet. Efendim daha bir yıl dolmamış. İlk defa madeni paralarımız basılıyor. Çünkü sonuçta tedavülde bir para var. Osmanlı paraları var. Ama Cumhuriyet kendi parasını basıyor ve madeni olarak basıyor. Daha kağıt paraya var. Var. 3 Ağustos 1924. Bakın ekrana yansıdı. Paranın şeklini görüyorsunuz. Hem 5 kuruş var, 10 kuruş var, 25 kuruş var ve 100 para dediğimiz aslında 2,5 kuruş var. Evet. Şimdi tabii Mustafa Kemal Atatürk dediğim gibi iyi bir asker, iyi bir politikacı, iyi bir uluslararası diplomat, ekonomist görüyoruz. Çok iyi bir ekonomist ve aynı zamanda insana dokunan bir lider. Dönüyor, diyor ki ya daha işe başlıyoruz, işte demir yolunu aldık, fabrikalar kurmaya başladık. Biz işçiyi unutmayalım diyor, biz işçiyi severiz diyor. Ve iş erbabına İstanbul Milli Türk Ticaret Birliği Kongresi'nde biz diyor işin erbabına diyor amele demeyelim diyor. Evet. İşçi demeye başlayalım diyor. O yüzden amele teali cemiyeti kuruyorlar. Teali ne demek? Yüksek, yükselen değer demek. Evet. Dolayısıyla bunu farklılaştırıyor. Ve onları unutmadım diyor. Daha Cumhuriyet bir yaşında değil. Evet. Sonra Celal Bayar'ı çağırıyor. Diyor ki bizim diyor kendi servetimiz ve kendi bankamızı kurmamız lazım diyor. Bir Osmanlı Bankası var. Adı Osmanlı Bankası ama Fransızların yönetiminde. Ziraat Bankası kuruluyor çiftçi için. Peki sanayi için, sanayicileri destekleyecek bir bankaya ihtiyaç var. Celal Bayar tabi o zamanlar bizzat Atatürk'ün yanında çalışan bir milletvekili bakanlık veriyor ve 1937'de biliyorsunuz başbakan olarak atıyor Celal Bayar'ı. Diyor ki gel bir banka kuracağım. 26 Ağustos 1924 Türkiye İş Bankası. Zafer, Zafer Bayramı'nda evet. Milli mücadeleyi başlattığı, Kocatepe'den çıktığı zaman diyor ki bir sene, kaç sene geçmiş işte 22, üzerine daha 2 sene geçmiş ve İş Bankası'nın kuruluşunu Celal Bayar'la kendi sermayesinden evet. Evet, işte. Şimdi çok önemli bir şey daha gelecek ekranlara. Ben de lojistik sektöründe çalıştım. Lojistikte de epey bir firmayla çalışıyoruz şu anda. CMR, CMR diye hep işte dolanır ortalıkta da. Türkçesini de bilen yok, İngilizcesini de çok bilen yok. CMR belgesi dolaşır. Bakın, bu uluslararası eşya taşıma sözleşmesi diye çevireceğimiz Türkçe bir anlaşma. Avrupa ülkeler arasındaki serbest dolaşım. Eşya, yani kamyona bindiriyorsunuz, gidiyorsunuz. Elinizde bir belge varsa, bu CMR belgesi dediğimiz belge, o zaman ancak dolaşabiliyorsunuz. Kamyonu açıp arayıp durdurmuyorlar. Devam diyorlar. Atatürk daha
Cumhuriyet'in kuruluşunun birinci yılını kutlamadan hemen ticaretin önünü açmak için bu sözleşmeye imza atıyor. CMR Sözleşmesi'ni 23 Ekim 1924'te hayata geçiyor. Evet. Dolayısıyla bakın burada bir sonraki senenin başında yani 26 nolu slide bir ekrana gelirse yani en azından 25'te değil mi? Evet evet yani orada hemen gümrük anlaşması çünkü devreye girecek. Evet işte. Biliyor diyor ki hemen ben diyor ticareti bu nakliyecilerimi diyor ayarlamam lazım. Ben diyor buradan mal göndereceğim. Daha onlar o zaman temelleri atılıyor ama tabii uluslararası nakliyecilerimizin falan çoğalması elbette son zamanlarda. Evet. Sonra bakıyor diyor ki vatandaş çiftçim benim diyor kıymetli diyor. Bu kıymetli çiftçim diyor kazandığı diyor ürünün bir aşar vergisi veriyor. Evet. Aşar vergisi de kazandığı ürünün onda birini gidip ödüyor. Çok. Evet, evet çok. Ve bunu olmaz. Kaldırıyor. Biraz diyor birikim yapması lazım diyor. Bunu kaldırıyorum diyor. Aşar vergisinin kalkması da ekonomik olarak Cumhuriyet'in o kuruluş yıllarında çok önemli. Çünkü gelir kaynağı. Evet. Bundan vazgeçiyor kendisi. Başka gelirler elde ederiz biz diyor. Ve aşar vergisini kaldırıyor. Ne zaman? 17, Şubat 1925. 27 Nolu slaytımızda onu göstermeye çalıştık ekranlarımızda. Dolayısıyla tabii tarihsizlikler de bir taraftan peşini bırakmıyor Faruk Bey. Bu talihsizliklerin bir tanesi de Erzurum depremi. Ben de Erzurumluyum ve Erzurum depremi denk geliyor. Nasıl bu halkımıza faydamız olur? Ve Anadolu Sigorta'yı kuruyor Atatürk. Diyor ki hasar oldu, insanlar diyor zarar gördü, evleri yıkıldı, bunu tamir etmemiz lazım. Ve Anadolu Sigorta'nın da kuruluşunu yapıyorlar. Tabii bu isimler halen olduğu için bir reklam olarak değil ama bunlar bir değer olduğu için burada saymak durumundayız. Efendim sonra Çokcan'a şeker fabrikası kurulacak ama bunlara ilişkin bir kanun yok. Bu kanunu çıkartıyor. 1925 Nisan 5. Evet. Biz diyorsunuz Çiller'le beraber biz 5 Nisan'ı kötü olarak anardık. Sonra bunları böyle ben hazırlarken dedim ki ya biz 5 Nisan'ı dedim böyle ekonomide bir kötü kara gün diye anarız. Kriz günüdür ama şeker fabrikalarının kabul edildiği günmüş. Biz artık öyle analım. Dedik. Ve zaten biliyorsunuz ki Alpullu Şeker Fabrikası sahada görünen resim ilk şeker fabrikası. Ve Nevzat Demir ve ailesi nerede kurdu bu şeker fabrikası? İşte Alpullu Trakya'da Kırklareli'nde baba eskiye de yakın bizim de Ersun'un kulakları çınlasın. Orada çok güzel bir fabrika, eski bir fabrika. Dediğim gibi şu anda da bu Pimapen sektöründeki değerli bir aile, Nevzat Demir ailesi, Tayfun Demirler bir güzel müze yaptılar oraya. Cumhuriyet Atatürk Müzesi yaptılar. Keyifle gezmenizi tavsiye ederim. İnşallah. Şimdi işler büyümeye başlıyor. İşler büyüdükçe Atatürk görüyor diyor ki ya biz bunları diyor kurumsal hale getirmemiz lazım. Ne yapalım diyor. Ticaret ve saray odalarını diyor biz konuşlandırmaya başlayalım. Ufak ufak bunlar olsun. Daha Cumhuriyet'in ikinci yılına girmemişiz ve 1925 yine Nisan ayında ticaret ve saray odalarının kurulması için kanun yapıyor. Bugün onların üzerinde tepede bir birlik var, TOB. Evet, Türkiye Odaları ve Borsalar. Evet, TOB birliği var. Bu birlik artık şu anda düşünün ki o gün temelini atılıyor. Evet. Geliyoruz, Türkiye'de tabii şey yok. Yani aslında İpek yolunun üzerindeyiz ama maalesef değerler zor ve borç içinde bir Osmanlı fabrika kuramamış. Ama Atatürk gezerken Bursa'da diyor ki bir dokuma fabrikası yapalım ve Bursa dokuma fabrikasının temelini atıyor. Bizim ekibimizde de şu anda Kazakistan'da saha araştırması yapan bir arkadaşımız var. Selim'in kulakları çınlasın. Dedesi, ailesi falan dokumadan gelir. Onların da fabrikaları var. Düşünün ki Bursa o yüzden bugün değerli izleyenler tekstilin merkezidir. Çünkü temel orada atılıyor. Efendim geliyoruz altın. Bugün hemen hemen herkesin evinde bir Cumhuriyet altını vardır. Evet.
Cumhuriyet altını biliyorsunuz. İlk Cumhuriyet altını. Evet, kurgusuz altındır. Yani kurt olmayan, hani boyuna asılmayan bir altındır. Evet. Cumhuriyet altını basılıyor. Bakın, ekranlara da yansıdı. 1925. Daha ikinci yıl olmamış. Evet. Ama bir Cumhuriyet altını basılıyor. Esasında Faruk Bey, bugün gerçekten Mahfiye İlmez'in de bir tweetini okumuştum. 100. yılımız için darphanemiz var. Birazdan darphanenin kuruluşunu göreceğiz. Darphanede özel dönemler için para basılır. Ben de koleksiyoner olduğum için bunlardan satın alırım. Mesela 1920'de meclis kuruldu. 2020 yılında meclisin 100. yılı için para basıldı. Ben de almıştım 10 tane. Gelen müşterilerime de bazen hediye ediyorum ofiste böyle. 2-3 tane kaldı, onları artık veremiyorum ama. Bakın, Ayasofya için 2 sene evvel para basıldı. Ondan da aldım. Cumhuriyet'in 100. yılındayız. Darphane inşallah basar. Sürpriz yapmıştır. Pazar günü çıkaracaktır. Ve Mahfiye İlmez de bugün dikkat çekmiş. Gerçekten hani bu olacak iş değil. 100. yılımızda özel bir para basılır. Neler için para basıldı? Yani evet, muhakkak bir para basmasını bekliyoruz. Bu ekranlarda Ekonomi Kulübü'nde çokça yararlandığımız bir kaynak var. Bizim yine TÜİK kaynaklar. Evet. Evet üstad. Devlet İstatistik. Türkiye İstatistik Enstitüsü'ne temeli ne zaman atılmış? 3 Mayıs 1926. Aynen öyle. O günden bugüne Atatürk şunun farkında, biliyor. Ben bir veri almam lazım. O veriyi alacağım ki hayata geçireyim. Peki yetmiyor. Uçak fabrikası açıyor. Motor fabrikası açıyor. Kayseri'de. Evet. Değil mi? Yani Kayseri'de ciddi bir fabrika açılışı yapıyor. Bunun deneme seferleri yapılıyor. 36 yılında artık düzenli Ankara-İstanbul seferleri yapılıyor. Yine sektörlerde çok önemli adımlar var. Mesela 1927'ye geliyoruz. Eczacılar için bir kanun çıkartıyor. Evet. Bugün bir sürü eczane vardır. Onların kanunu orada çıkıyor. Bizim gibi meslektaşların da 1989'da çıkıyor. Evet, evet. Düşünün, o zaman bir kanun çıkarttı. Eczacılar için. Uğraştık çünkü, biz kanunumuzun çıkması. Çünkü esasında bir mantığı var. Hastalık var, ilaç yok. Bir an önce bunu disiplin etmesi lazım. Tabii yetmiyor. Bizim hemen vergi alanımıza da girelim. Eczacılardan sonra mesela muamele vergisi kanunu çıkıyor. Muhasebe-i umumi kanunu çıkıyor. Bizim mesela yavaş yavaş bizim alanımıza giriyor. Teşvik sanayi kanunu kabul ediyor. Teşviklerle ilgili bir kanunu çıkartıyor Atatürk. Ve diyor ki artık diyor zamanı geldi diyor. 4 sene oldu diyor, kağıt para basalım. Madeni para vardı, kağıt para basalım. Kağıt paranın üzerinde ne var biliyor musunuz? Türklerin de önem verdiği, biliyorsunuz, bir kurt figürü var. Evet. Kurt figürünü koyuyor değerli izleyenler. Ekranlara yansıtalım isterseniz. Buyurun. Türkiye'nin ilk kağıt parası. 1, 5, 10, 50, 100, 500. Evet. Ve 1000 liralık olmak üzere 7 ayrı değerde. İmar başlıyor. Bina yapmanız lazım. Efendim, binalarla ilgili de çimentoya ihtiyacınız var. Evet, ilk çimento fabrikamız. İlk çimento fabrikamız Ankara Çimento. Evet. 1928 yılında devreye alınıyor. Peki, bir sürü, o kadar çok vardı ki sayamadım, ekrana da koyamadım ama ticaret anlaşmaları yapılıyor. Estonya ile bir ticaret anlaşması. Bir sonraki slaytımızı getirelim. Estonya ile bir ticaret anlaşması yapılıyor. Sonra Yargıtay kuruluş Yargıtay kanunu kabul ediliyor. Bakın, Sirkeci Haydarpaşa biliyorsunuz. Uluslararası feribot işletmesi. Müthiş. Evet. Hıfzı sığa. Entisi kuruluyor. Bugün kapatıldı ama biz Covid'de bunun zararını gördük. Gördük, evet üstad. Efendim, hızlı hızlı birazcık hızlanalım. Hızlı hızlı gitmeyelim üstadım. Bir reklam arası vermek zorundaymışız. O zaman reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet değerli izleyenlerim, reklam arası. Evet, değerli üstadım, reklam öncesinde Ankara Çimento Fabrikası'nın kuruluşunu gerçekleştirdik 2 Şubat 1928'de ve ondan sonra da 12 Mart 28'de birlikte başladığı ticari anlaşmalar dünyanın ve Türkiye'nin arasında. Evet, onlarla evet, devam edelim. Yani inanılmaz bir tabii koşturmaca var. Bir taraftan ülke imar ediliyor, bir taraftan siyaset, bir taraftan ordu, nüfus, sağlık, her şey. Bir taraftan da ticaret anlaşmaları ve 28 yılında işte Estonya ile bir anlaşma yapılıyor. Düşünün yani.
Estonya Taner'de o zaman ama yok. Yani ticaret anlaşmasını geliyorlar, görüşüyorlar. Onlar geliyorlar bize. Biliyorsunuz ki Atatürk hiç yurt dışına çıkmamış. Evet. Herkes buraya gelsin demiş. Ülkeyi kuran bir lider. O dönem belki emniyet gerekçesiyle, belki birazcık daha mesela nasıl şu anda Amerika hani gelin kardeşim benim ayağıma diyorsa. Türkiye Cumhuriyeti Atatürk. O zaman Atatürk zamanında herkes gelin benimle görüşmek isteyen bana gelsin demiş. Evet. Şimdi uluslararası rakamlara geçiliyor. 1928 Mayıs. Evet. Çünkü sayı düzeni ve uluslararası ticaretle beraber o düzeni sizin kurmanız gerekiyor. Onun için hemen bir kanun, o kanunu hayata geçiriyorlar. Evet. Sonra bakıyorsunuz yine demir yolları. Evet. Biliyorsunuz ki Duyun-u Umumiye ile beraber 1881'de birçok işletmenin geliri ve imtiyazlarını Osmanlı Fransızlara, İngilizlere devrediyor. Bütün vergilerini toplar hale geliyorlar. Ne kadar topladığını bile biz bilemiyoruz. O hesap kitapları bile onlar tutuyorlar. Bize oradan bir pay veriyorlar. Sonra borçlandırarak bizi daha fazla batağa sokuyorlar. Batağa sokuyorlar, evet. Onun karşılığında 1912'de biliyorsunuz Kıbrıs'ı evet. İngilizlere bilmem kaç tane altın karşılığında biz artık hediye etmek zorunda kalıyoruz. Evet. Şimdi geliyoruz 1929'a Ocak. Bugün Tarsus'ta Emin arkadaşım izliyorsa kulakları çınlasın. Tarsus'ta da bir demir yolu var. O dönem Mersin-Tarsus hattı çok kıymetli. Hatta Türkiye'de oynanan biliyorsunuz James Bond filminde de o yol üzerinden böyle evet. Trenle falan geçirmişti. İşte oranın hakları hepsi devralınıyor. 1902'de verilmiş çünkü o haklar. Onlar devralınıyor. 1929'a geliyoruz. Mart ayında icra iflas kanunu kabul ediliyor. Kabul ediliyor. Evet. İcra iflas kanunu çünkü bakıyorlar bir taraftan hak hukuk kaybolmaması lazım. Evet, ekranlara da yansıdı sanırım. Dolayısıyla bunu da korumak lazım. Bunu da şimdiden diyorlar ki bir şeyini yapalım. İnsanlar neye göre gidecek, alacağını alacak. Bakın, 4 Nisan 1929 yerli malı haftası kutlanmaya başlıyor. Evet. Hatırlayalım, biz de öğrenciyken yaptık. Evet. Yerli malı haftası vardı. Biz o zaman evimizdeki Türkiye'de yetişen, tüm yetişen ürün varsa onları götürürdük, yerdik, içerdik, evet, sohbet ederdik. Evet. Ve o gün masa düzeni değişirdi sınıflarda. Yani çok güzel günlerdi gerçekten. Sonrasında mesela menkul kıymetler kambiyo borsası merkezde kabul edilmiş. 1929 Mayıs. Evet. Tarım kredi kooperatifleri kuruluyor bakın. Çok her yerde görüyorsunuz. Şu anda çoğundan vazgeçtik. Yok istat onlar. Tarım ve kredi kooperatifleri. Bugün halen hayatta işlevi belki işlevi doğru yok. Değil. Onu evet. Bilemem. Ona bakarız. Evet. Ayrı bir konuda yazışalım onu bir gün. Ama birçoğu maalesef tam anlamıyla randımanlı çalışmıyor ülkemizde. Mesela kibrit çakal ne çakmak tekel ekranlara yansıdı tekrar evet, rica edelim. Yine 1929 senesi daha evet. Yani Cumhuriyet'in henüz 6. senesinde tarım kredi kooperatifleri kibrit çakmak tekel kanunu, yol ve köprüler yapılan ilişkin kanun. Evet, bakın evet. Bunlar hepsi bugün işte kaç tane köprümüz var, yollar yapılıyor. Türkiye-Romanya Ticaret Anlaşması. Telefon attın. Üsküdar Kadıköy. Bunlardan daha önce mesela Kadıköy'ün evet. Su işletmesi bile yabancılarda. Evet. Kadıköy su işletmesini biz devletleştiriyoruz. Daha Cumhuriyet'in başlangıcında yani. Sonrasında tramvay hattını tekrardan devletleştiriyoruz. Evet. Demir yolu hattı Mersin Adana'yı devletleştiriyoruz. Evet. Yani aslında mecburen sermaye devlette olduğu için devlet bunları satın alıyor. Evet. Özel sektör o zaman yok. Evet işte. Yavaş yavaş sonrasında özel sektöre geliyoruz. Geliyoruz 1930'a değerli izleyenler. Bugün çokça işletmelerde konuştuğumuz, burada ekonomi kulübünde değerli üstadım Şükrü üstadımla, Yusuf üstadla beraber değil mi? Yani Faruk evet. Üstadımızla biz sürekli konuştuğumuz Türk parasını koruma kanunu var. Bakın bunun geçmişi Türk parasının değerini koruma kanunu 1930 senesinde kabul edilmiş. Müthiş. Efendim yine ekrana yansıtalım. Bir sonraki slayta geçelim. Değerli yönetmenimizden rica edelim. Ankara'da sanayi kongresi yapılıyor. Evet. Bakın 1930 Nisan. Türkiye-Macaristan arasında yine ticaret anlaşması. Bir taraftan ülkeler geliyor. Tütün tekeli kanunu çıkıyor. Evet. İşte Galata Köprüsü'nden geçenlerden alınan bir mururiye diye bir vergi var. Bunu kaldırıyorlar. Düşünseniz o köprüden geçeceksiniz. Bu vergi alıyorlar sizden. Para
Maliye Bakanlığı'ndayken Merkez Bankası'na geçiyor. Kabul Merkez ediyor. Bankası evet, kabul kuruluyor. Yani ben burada Merkez Bankası'nın şimdi faizleri konuşuyoruz. Faiz politikasını konuşuyoruz. 1930'da artık diyor ki Milli Merkez Bankası kurulması gerekiyor evet. Atatürk. Ve kuruyorlar. Efendim Tokatlı Enis abiye selam olsun. Zile Kunduz demiryolu hattını yine işletmeye açıyoruz. Yani sürekli bir hukuk anlaşması var. Bir sonraki slaytımıza geçelim. Ankara'da bakın çok ilginç. Ege'de de çok tütün vardır ama tütün kongresi toplanıyor. Tütüncüleri eğitiyorlar. İşte mübadeleyle gelen Selanik'ten göçenler var. Mafra'ya giden var, yerleşen var. Tütünü orada yapan var, üreten var. Ege var. Kongre yapılıyor. Bir politika oluşturuluyor. Ve telefon hatları artık o Ergani Bakır'ı almışız etmişiz. Hı hı. Milli Sanayi Sergisi açılıyor. Bir daha İstanbul'da tütün kongresi yapılıyor. Takas komisyonu, devlet sanayi ofisi kuruluyor. Türk ofisi kuruluyor mesela. Evet. Bakın bu da yine Atatürk'ün çok ilginç projelerinden bir tanesi. Bugün aslında değerli izleyenler ateşelik hizmetleri var biliyorsunuz. Hı hı. Maalesef böyle bir şey gibi hani git gönderelim birini orada maaş alsın gibi olmuş. Evet. Halbuki Atatürk Türk Ofisi diye adını Türk Ofisi kuruyor. Türk Ofisi'nde o ülkede ticaret yapanlara gel Türkiye'den sen buraya sat. Burada şu ürün alınıyor diye bir istihbarat bilgi sağlıyor. Evet, ticaret ateşeleri biraz daha bu konuda iyi çalışır gördüğümüz kadarıyla ama daha aktif olmalarını bekliyoruz. Soru gelmeden. Şöyle bir ürün var. Getirin buraya satın. Yani bizim aktif olmamız lazım. Evet işte. Türkiye Sanayi Kredi Bankası kuruluyor. Yani Rıhtım şirketi satın alınıyor. Efendim Niğde Demiryolu hizmete açılıyor. Yani ciddi bir mücadele var. Bakın geliyoruz 1933 senesi. Bir sonraki slaytımızda şimdi ekranlara yansıtabiliriz değerli izleyenler. Halk Bankası kuruluyor. Halk Bankası ve Halk Sandıkları Kanunu kabul ediliyor. Ödünç para verme kanunu. Ekonomi için önemli bir kanunlardan tanesi. Ve yine 8 Haziran'da kabul edilmiş. Yine benim için önemli, adını herkes biliyor. Temmuz ayında 1933'te Sümerbank. Yani değil mi? Gençliğimizin, çocukluğumuzun geçtiği tek alışveriş yapabileceğimiz Sümerbank. Herkes bilir, hepimiz biliriz. Bizim yaş grubumuz çok iyi bilir. Büyüklerimiz çok iyi bilir. Şimdi kalmadı tabii Sümerbank evet, artık. Yani 33 mağazaları sene. Vardı. Onlar da özelleştirildi ve çoğu da satıldı, el değiştirildi. Evet, hatta İzmit'te son adıyla Sümer Tekstil Sanayi diye geçen bir limited şirket. Şu anda mağazayı şahıslar işletiyor, devam ediyorlar. Evet. Evet. En azından ismi devam ediyor. Evet, devam ediyor. Sümer diye devam ediyor. Evet. Yani ben onu gördüğüm zaman aslında şimdi gurur duyuyorum. Tam da ofisimin karşısı. Yani Atatürk çok milliyetçi. Sümer niye Sümerbank? Sümeroloji, Sümer. Yani bizim Anadolu topraklarında yaşayan Sümerleri de ben, ciddi evet. araştırıyor. Çok ciddi kitap okuması yapıyor. Onun için de Sümerbank adını veriyorlar. Evet. Geliyoruz 1933'te yine değerli Eren Başkan'ın kulakları çınlasın. Turhal Şeker Fabrikası'nın temelini atıyor. İkincisi Tokat'ta mı atılmış oluyor? İlk Trakya'da kurulurken ikincisi... Alpullu değil mi? Evet. Turhal Şeker Fabrikası. Şeker pancarı Türkiye'de aşağı yukarı her yerde yetişir. Yani Türkiye coğrafyasında her yerde yetişir. Ama bu bence bir stratejiyle olmuş. Mesela Çorum Şeker, sonra Kütahya Şeker, evet. Konya Şeker. Bizi izliyorsa Yusuf Bey'e selam olsun. Yani bunların Kayseri Şeker, bir sürü yerde şeker Sakarya, var. Erzurum'da Sakarya var. Sakarya, yani her evet, yerde var. Evet. Yetişir. Yani Türkiye'de şeker pancarı çoğu yerde yetişir. Bence ihtiyaç ve lojistik anlamda Turhal'da yapılmış. Telefon telgraf şirketi devralınıyor. Evet. Bakın 1933'te Aralık ayında 1. 5 yıllık sanayi planı. Planlama çok önemli. Bugün DPT'nin olmamasını şikayet ederler. Hı hı. İnanılmaz şeyler dinler, okursunuz. Planlama gerçekten çok önemli. Planlama yaptığı için Türkiye'yi 1950'lerden sonra komünist ülke olmakla suçladılar. Halbuki bugün görüyoruz ki ne yaparsanız yapın planlı yapmak. Planlı yapmak zorundasınız. Yani ben bugün... Şimdi adı var değil mi Üstad? Devlet Planlama Örgütü. Kalmadı biliyorsunuz. Kalmadı. DPT kapatıldı yani. Evet. Hani Kalkınma Bakanlığı'na dönüştü. Evet. Kalkınma Bakanlığı şu anda nerede ne yapıyor? Ajanslar kuruyor.
İşte marka var biliyorsunuz Kocaeli'de de. Efendim İstanbul'da bir kalkınma ajansı var. Kalkınma ajanslarıyla bir takım örgütlenme yapıyorlar ama planlama halen çok ciddi anlamda eksik Türkiye'de. Ve geliyoruz 33 Aralık ayı Turhal'dan sonra hemen Eskişehir'de bir şeker fabrikası. Evet. Bakın çok ilginç bir şey var. 1934 Şubat ayında Samsun'da yumurtacılık kongresi toplanıyor. Bir daha da toplanmıyor zaten. Sonra Atatürk bir ve son. Diyor. Yok bir daha. Yok. Şimdi yumurtacılara bakıyorsunuz. Bir kongre duydunuz mu hiç yumurta? Hayır. Bir borsa oluşturmuşlar. O borsa üzerinden bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Sadece fiyatları belirliyorlar. Afyon'da galiba orada şey. Borsası yani öyle Afyon şey. Hareketi. Hı-hı. Mesela ben müfettişken yine gittiğim Çorum'da Samsun'dan Çorum'a geçmiştim. Hı-hı. Orada gerçekten çok ciddi bir yumurtacılık var. Hı-hı. Halen var. Yani düşünüyorum bunları yaparken de okurken Samsun evet Samsun ben böyle hani ya müfettişken gitmiştim o fabrikaların bir kısmını görmüştüm. Yani fabrika derken yumurta evet. Tavuk çiftliklerini görmüştüm. Oralarda yumurtacılık var. Evet işte. Uşak'ta, Afyon'da yumurtacılık var ama bir kongre yapıp bir ortak sorunlar neler, bu sorunların için çözüm noktalarını üretmeleri gerçekten önemli olmuş. Efendim İskan Kanunu kabul edilmiş. Evet, 34'te. Ciddi şey var, yine slide'i ekranınıza getirirsek en azından okuyamadıklarımız var arada. Evet. Bunları da değerli izleyenlerimiz belki okuyup kendileri görürler. Evet bir sonraki slayta geçersek. Burada mesela Bandırma Menemen Manisa Demir Yolu var ve bu devletleştiriyor. Evet. Ben bunu çok kullandım. İstanbul'dan zaman zaman gittim. Hı-hı. İzmir'e giderken bu hattı kullandım. Halen kullanılan bir hattır. Bakın artırma eksiltme ihale kanunu kabul ediliyor. Yine evet. Ekonomiyle ilgili. Süt tozu fabrikası Bursa'da açılıyor. Evet, bir süt kurdu, evet. Evet, ben Türkiye'nin önde gelen bir süt şirketinde çalışmıştım. Finans direktörü olarak. O dönemde biliyorum. Bursa, Susurluk yine bugün çok önemli. Yani Güney Marmara, Türkiye'nin süt ve peynirciliğinin çok önemli bir merkezi. Yani Susurluk, Çanakkale, Bayramiç, işte Bursa'nın üst kısımları, Dudanya'da. Müthiş yemyeşildir. Evet. Ve oralarda bugün Susurluk ayranını içmeyen herhalde kalmamıştır İstanbul'dan. İnanmıyorum. Tatile giderken doğru evet, mu? Yani evet işte. Lezzetini herkes bilir. Kaymakam Bey de çok yakın arkadaşımız Susurluk'ta muhakkak bize ikram eder. Yani bambaşka bir lezzet var. Yerinde başka bir lezzet var. Oralar yemyeşil. Oranın hayvanı o otları yiyor. Yem yemiyor. Yem ithal etmiyoruz. Evet. Oraların o zaman süt tozu yapılıyor. Bakın düşünün. Yani süt çünkü fazla çıkıyor. Niye süt tozu yapılır? Süt fazla çıktığı zaman koruma muhafaza altına. Koruma yapamazsınız. Onu evet suyunu alırsınız. Toz. Sonra içine aynı miktarda su koyarsınız. Tekrar. Bugün halen yapılır aynı şey. Evet, evet. Tekrar devam edelim. Yönetmenimizden rica edelim. Elazığ Demir Yolu gidiyor. 1934. Bugün bir iki köprü yapınca seviniyoruz ama o günün şartlarını düşünün. 100 sene önce Elazığ Demir Yolu gidiyor. Kadıköy-Üsküdar tramvayları hizmete giriyor. İstanbul içinde de bir değişim var. Devam edelim. Yine bez fabrikası, yine demir yolu ve bizim yine vergisel bir kanun çıkıyor. Kazanç vergisi kanunu evet. Çıkıyor. Devam edelim. Sayın yönetmenimizden rica edelim. Bir sonraki slaytta yine başlıkları görsün halkımız, izleyenlerimiz. Demir yolu çok önemli. Ben birazcık daha böyle hani hem tarihsel anlamda mesela tapu kanunu benim için kıymetli bir kanun. Tapu bugün herkesin bir şekilde elinin değdiği bir yer. Evet işte. Evi var, efendim ikinci yeri var, yazlığı var ama tapu kanunu 1934'te çıkıyor. Çünkü mülkiyetle ilgili hususlar henüz oturmamış. Osmanlı döneminde mirasla ilgili hususlar henüz oturmamış. Evet. Medeni kanun yurt dışından İsviçre'den geliyor, iyileştiriliyor. Efendim ticaret kanunu geliyor, borçlar kanunu gelip yani Avrupa'daki en iyi ülkelerdeki en iyi kanunları alıp biz seçme seçilme hakkını mesela Türkiye'ye verdiği zaman kadınlara Avrupa'da çoğu ülkede yok. 1900 değil mi?
Yok. 36'da ilk seçimlerde evet. kullanıyorlar. Yok evet. yani. Evet. Avrupa'da yok. Dolayısıyla son derece önemli tapu kanununda çıkıyor. Ondan sonra insanların elinde en azından varlığını gösteren bir belge haline dönüşüyor. Bunlar önemli. Ekonomi için önemli mihenk taşları diyebiliriz. Devam edelim. Bakınız. İzmir Hava Gazı Şirketi. Evet. Devletleştiriliyor. Bugün şu anda limanın tam karşısındadır Faruk Bey. Böyle güzel bir bacası vardır. Artık müze gibi kullanılıyor. İçinde bir iki tane böyle işte süs market falan var. Ama o dönem önemli ve kıymetli. Evet, Hava Gazı. Ve devletleştiriliyor. Çünkü sanayi için de lazım, aydınlanma için lazım, ısınma için lazım. Ve bunu kullanıyoruz. Devam edelim. Çok ilginç yine başlıklar göreceğiz. Mesela Balkan Ülkeleri Ekonomik Konseyi Ankara'da toplantıya geliyor, ilk geliyor evet, ve ilk toplanmaya başlıyorlar. Evet. Balkan ülkelerine. Atatürk, çünkü Balkanlar'da çok sayıda Türk var. Bunun bilincinde. Bugün de hükümetimiz çok güzel bir şekilde Balkanlara sahip çıkıyor. Evet, evet. Makedonya'nın hava yolları yok. Biz Türk hava yollarıyla biz sağlıyoruz. Evet, evet. Bosna Hersek'te gittiğinizde yok. Göreceksiniz ki çok fazla Türk hükümetinin, bakanlıkların birçok yapısı, müdahalesi, hibesi, kontrolünde yürüyen işler görüyorsunuz. Yani Balkanlar'da biz gayet iyiyiz, şu anda da iyiyiz. O günlerde de iyiymişiz, onu gördük. Yani o gün toplantıya çağrılıp, orada toplantıda 1935'te bu toplantının yapıldığını görüyorsunuz. Çok kıymetli. Devam edelim listeye. Sayın yönetmenimizden rica edelim. Mesela yine bez fabrikası Konya'da. Evet. Efendim antrepolar satın alınıyor devlet tarafından. Çünkü kullandırtmıyorlar vesaire. Bir sonraki mesela slaytımıza geçelim. Bitirdik mi yoksa? Bitmek üzere son şeyimiz. Evet. Son slaytımız bizim şu anda. Tamam. Şimdi gelelim 1936'ya, 35-36'ya geldiğimizde. Hı-hı. Evet. Ben artık dedim ki yani biz hani bir şeylerin devamı Türkiye'de olmuş mu? Görüyorsunuz yani Türk antrasit fabrikası açılıyor. Sivas Eskiköy Demiryolu. Efendim Etibank çalışmalarına başlıyor. Yani Tarım Kredi Kooperatifleri Kanunu inanılmaz ve en son geliyorsunuz ikinci 5 yıllık kalkınma planını da yapıyor Atatürk. Evet. Ve bugün çok şükür 100. yılımızı kutluyoruz. Arada tabii sonrasında niye hiçbir şey koymadın demeyin çünkü daha bunlar da yetmedi. Yani 35-36'ya kadar geldim. Dedim ki artık zaman da kalmadı. Seyahat bitti. İstanbul'dan Kocaeli'ye gidiyorum. Programa yetişmemiz lazım. Bir gün inşallah. Sonra 36'dan 2023'e kadar olanında yine Faruk Bey beraber sunarız. İnşallah. Güzel inşallah. Güzel değerlerimiz var. Evet değerli izleyenlerim. 100. yıl dedik. 100. yılla birlikte Bülent Üstad'ım güzel bir 1923'ten şu anda 1936'ya kadar Türkiye'de sevgili ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı bütün hamleleri size tek tek anlatmaya çalıştık ki zamanımız da yetmedi. Bizimle programımızın şu anda son dakikalarına girdik. Bir dahaki programda inşallah Bülent Üstad'la bunları devam edeceğiz. İnşallah. Ve ben buradan tüm halkımızın 29 Ekim 1923'ten başlayıp 2023 yılına gelen 100. yılı Cumhuriyeti'ne kutluyorum. Herkese başarılar diliyorum. Yalnız bu arada büyüklerimizden öyle bir söz istiyorum ki gelecekteki gençlerimize ve nesillerimize öyle bir yüzyıllık söz versinler ki o sözü de bıraksınlar ve 100 yıl sonra Türkiye daha iyi yerlerde olmasını sağlasınlar. Sağ olun. İnşallah beraber. Evet üstadım. Evet değerli izleyenler bir programımızın daha sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Tahmin ediyorum ki Sayın Şükrü Dilaver ve Gökhan Zurnacıoğlu'na birlikte olacağız haftaya. Hoşçakalın.